Herkese merhaba. Bugün Birnoğlu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin MEB'e ilişkin maddelerine bakacağız. Bu maddelerin özetinin özetini çıkarmaya çalıştım. Bu kararnamenin ana fikri nedir? Ana fikri MEB'e bağlı birimlerin hangisinin ne görev yaptığı ile ilgilidir. Bu videoda da bunların hepsinin anahtar kelimesinden size bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ne iş yapar? Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak. Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç gelişlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve talim terbiye kuruluna sunmak. İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Buranın ana fikri yani anahtar kelimesi nedir? Okul öncesi ve ilköğretim. Bunları gördüğümüz zaman biz Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nü arayabiliriz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İmam Hatip Liselerinin yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak. İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç gelişlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve talim terbiye kuruluna sunmak. Şunu unutmayalım, bunun anahtar kelimesinden bahsetmeden önce bir genel müdürlük bir kitap hazırlatıyorsa, bunu ilerleyen kısımda da söyleyeceğim, bunu kesinlikle talim terbiye kuruluna sunmak zorunda. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde neyi arayacağız? İmam Hatip Liselerini, din kültürü ve ahlak eğitimini arayacağız. Bunu bulduğumuz zaman Din Öğretimi Genel Müdürlüğü diyebiliriz. Burada bir tane daha ayrıntı var. Bu genel müdürlük ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarına da iş yapar. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü. Arkadaşlarımız şurada yanılıyorlar. Özel eğitim deyince bunu özel okullara bakan bir genel müdürlükmüş gibi algılıyorlar. Hayır, bu kaynaştırmaya özel gereksinimli olan çocuklarımız için kurulmuş bir genel müdürlük. İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde özel eğitim, okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve talim terbiye kurumuna sunmak. İşin özü özel eğitim okullarının bütün iş ve işlemlerini bu genel müdürlük yapıyor. Yine dikkat edin, hazırladığı veya hazırlattığı kitabı talim terbiye kuruluna sunacak. Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü. Zorunlu eğitim dışında eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Yani kaynak ustası bir abimiz var ama belgesi yok. Bu belgeyi alabilmek için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu veya açacağı bir kursa katılmak durumunda. Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütür. Bu da bunun anahtar kelimesi. Açık öğretim hizmetleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün işi. Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki teknik öğretim alanlarında eğitim öğretim vermek. Örneğin berberlere işte çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesi vermek gibi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Bu genel müdürlüğün püf noktası yani teknoloji kelimesi varsa bu genel müdürlüğünü arayabiliriz. Şimdi ayrıntısına bakalım. Eğitim ve öğretimin teknoloji ile desteklenmesine yönelik işleri yürütmek. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek. Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek. Eğitim ve öğretimde teknolojik imkanların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak. En basit örnek sınıflarımızdaki akıllı tahtalar. Türkiye'nin tüm okullarında hemen hemen mevcut. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliliklerinin belirlenmesi ve geliştirmesine yönelik çalışmalar yapmak. Bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Hepimizin yakından bildiği işte ilk yardım kursları var. Bunların da gerekliliğini gerçekten çok önemli. Son zamanda sosyal medyada ve televizyonlarda da görüyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin hayatlarını kurtarıyor. Öğretmenleri ilk yardım kurslarına
göndermek ve bununla birlikte İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği yapmak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün işi. Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesiyle ilgili itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek, gerekli durumlarda oluşturulacak başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacak personeli belirlemek ve bu kişilere hizmet içi eğitim vermek. Bakınız liselere geçiş sınavı, bunu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü planlar ve yürütür. Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim, araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim Terbiye Kurulu'nun görüşüne sunmak. Buranın anahtar kelimesi yurt dışı olacak, unutmayalım. Avrupa Birliği ve Dışişkiler Genel Müdürlüğü, bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası işbirliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak. Proje burada bizim anahtar kelimemiz. Uluslararası'nda yine kullanabiliriz. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizde dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu kararname kapsamında en fazla bilgisi yoklanan genel müdürlük budur diyebilirim. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Birinci anahtar kelimemiz taşınır ve taşınmazlar. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. Arşiv kelimesi de bu genel müdürlüğün yine anahtar kelimesi. Döner sermaye işletmesi kurmak ve bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleriyle ilgili işleri yürütmek. Döner sermayeyi de arayacağız. Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleriyle basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek. Biliyorsunuz kitaplar ücretsiz veriliyor. Bunu yapan müdürlük de Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Burada arşiv kelimesini, taşınır taşınmazı ve döner sermayeyi unutmuyoruz. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır. Sorularda bu bilgi fazlaca yoklanır. Bakanlığın bilimsel danışma organı hangi başkanlıktır veya hangi genel müdürlük diye sorulur. Buna hemen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı diyeceksiniz. Yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek veya sonucunu bakana sunmak. Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini bakana sunmak. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ne varsa Talim Terbiye Kurulu bunu inceler. Bunu unutmayalım. Teftiş Kurulu Başkanlığı, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini bakanlık marif müfettişleri aracılığıyla yürütmek. Bütün türdeki okulları işlerini yani müfettişlik işlerini veya inceleme değerlendirme işlemlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı yürütüyor. Bakanlığın görev alanına giren konularda bakanlık personeline, bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na eş yapar. Bakanlık birimleri ile Taşra Teşkilatı'nın bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak. Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. Buna en güzel örnek doküman yönetim sistemi DYS dediğimiz. Bunu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yürütür. Aynı zamanda MEPBIS ve EYKU uygulamalarını veya elektronik imza uygulamalarını da yine Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yapar. İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı kamulaştırma işlemlerini yürütür. Örneğin bir yere okul yapılacak, arsa sahibi başka birisi ve o okul oraya yapılmak zorunda. Bununla ilgili kamulaştırma işlemini İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı yürütür. Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri ilgili birimlere koordine ederek imar durumu ve uygunluğunu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamak. Okul ve kurum binaları dahil
taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma ve yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini, bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı yürütür. Yani bunun işi inşaat diyebiliriz. Özel Kalem Müdürlüğü, bakanın çalışma programını hazırlarlar. Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenler ve yürütürler. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yaparlar. Bütün genel müdürlükler en son görev tanımlarının sonunda bakan tarafından verilen diğer görevleri zaten yaparlar. Buraya biraz hem genel tekrar hem de aklıma gelen notları yazdım. Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bunu da soruda çok yoklarlar. Mayıs, Haziran derler veya başka ay. Hayır, biz okulların tatil olduğu zaman Haziran ve Temmuz ayları içinde öğretmenlerimizi emekli ederiz. Öğretmenlerin alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Yani ülkede eğitimle alakalı ne varsa mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçmek durumunda. Bakanın çalışma programını da yine Özel Kalem Müdürlüğü hazırlar dedik. Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı Talim ve Terbiye Kurulu'dur. Video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar dilerim.